bugün sizlere büyük balıkta, orkinos, kılıç tarzı avlarımızda en önemli malzeme olan mücadele kemerini, Grilox markasının patentli tasarıma sahip olan bir mücadele kemerini anlatacağım. Biz bunu çok araştırdık. Bütün hemen hemen bilinen markaları çok kullandık. Bu patentli ürünü de daha öncesinde gördük. Aldık kendimize, test ettik ve başarılı bulduğunuz için Türkiye distribütörlüğünü aldık. Kısaca size bunun ne kadar kolaylık, size ne kolaylıklar sağlayacağını, avlarda nasıl bir avantaj sağlayacağını açık anlatacağım. Ürün gördüğünüz gibi, şöyle çıkarayım, iki parçadan oluşuyor. Bu çok hafif bir malzeme, belden desteklemek amaçlı. Burası da şu şekilde oturuyor, birazdan takacağım zaten. Diğer kemerlerde bildiğiniz gibi alt parça ayrı oluyor, üst parça yani kamışa montaladığınız şu karabine kısımları ayrı bir parça oluyor. Ve bunu av sırasında yani sürekli üstünüzde taşımanız biraz mümkün değil. Yani avlakta öyle ne zaman vuracağını bilmediğimiz için balığın hep kenarda hazır oluyor ve balık vurunca hemen bir panikle giyiniyoruz. O yüzden biraz zaman kaybı oluyor diğer ürünlerde. Bunu da o zaman kaybını biraz daha minimuma indirip tek parça halinde hem makineyi buraya takabiliyorsunuz. Şunu da şöyle en başta zaten her şey de öyle. Kendinize göre mücadeleyi kim yapacak sonra göre ayarlıyoruz. Bunu burada aldığımız zaman bu kadar basit. Hani daha sürekli yaptığınız zaman biraz bir saniyede bile takabilirsiniz bunu. Burada 3 farklı çatal var gördüğünüz gibi. En alttakini eğri boyunlu kamışlar için. Şimdi eğri boyun kamışı kimisinde tek parça var. Yani tek metal var. Kamışı mecburen oraya koymanız gerekiyor. Eğri boyunda açı farklı olduğu için makine çok geride kalıyor ve bununla mücadele etmeniz biraz zor oluyor. Ve büyük ihtimalle de o mücadeleyi kaybediyorsunuz. Ama bunda 3 farklı seçenek var. Eğri boyunu en alta, normal kamışı üste veya ortaya takabiliyorsunuz. Kendi boyutunuza göre, kamış stand-up mı, trolling mi ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle gösterin. Bu şu an iki tür kamışımız var. İlk önce normal stand-up yani ayakta mücadeleler için olan bir kamış takımını göstereceğim. En üst şeye oturttuk. Zaten bu tip kamışlar bilirsiniz. Şu şekilde artı şeklinde bir yuvası oluyor. Bu metal yere de bu yuvayı oturtuyorsunuz çok basit bir şekilde. Gene buraya klipsleri trolling makinalarda böyle takma yerleri oluyor. Bunu da bu şekilde takıyorsunuz. Ve ekipman şu an tamamen kontrol sizde. Bunun avantajları dediğim gibi işte av sırasında bu tip ekipmanlarla avlayacağınız balıklar zaten bilirsiniz orkinos tarzı balıklar çok ciddi bir baskı uyguluyor. Bu yüzden bel sakatlıkları çok olabiliyor. Yani riski çok yüksek bir av. Bunda en ufak bir hatada kalıcı bir fiziksel yaralanma, darbe tarzı şeylere maruz kalabilirsiniz. O yüzden bunda belle ilgili hiçbir şey yok. Yani benim şu an çok serbest. Olayı diz ve kalça bölgesinde bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi şuraları zaten sünger, eva malzeme. Hiçbir şekilde yani ne kadar bastırırsak biraz deneyeceğiz birazdan zaten baskı yaparak. Yani dizlerime hiçbir şekilde şu plastik sert malzemenin baskısını hissettirmiyor. Belde de aynı şekilde. Arkadaki kısım yine yumuşak bir malzeme. O da yine benime hiçbir baskı yapmıyor. Yani benim büyük bir balığı bana çekerken ki hiçbir engel yok şu an için. Bunu zaten bizim tasmalama hareketimiz, pompa hareketimizi kolla yapmak zaten o tip balıklarda zor. Şu şekilde gördüğünüz gibi kamışa çok rahat bir şekilde baskı verebiliyorum. Biraz gerdirelim. Kameramızı kapatalım. Yani şöyle baskı yaptığı zaman
ben karşımdaki balığı şu an ciddi bir baskı var. Tamamen dizlerimde. Şöyle sanki oturuyormuşum gibi yaparak tek başıma ya 100-150 kiloluk bir balıkla çok rahat bir şekilde, daha önce tuttuk biz bu balıkları, oradan böyle rahat konuşabiliyorum. 100-150 kiloluk bir balığı ben tek başıma bu tip bir kemerle çok rahat, hiç omzumu ağrıtmadan, yorulmadan alabilirim. Bu sizin için de geçerli tabii ki. Bir de eğri boyun kamış da deneyelim şimdi. Evet, şimdi de eğri boyun bir kamış da deneyelim. İkisini de görmüş olalım, nasıl takılıyor, nasıl mantolluyor diye. Şöyle yakından da gösterdiğimiz zaman 1-2-3 tane model var. Bunların bu parça ve bu parçanın yedekleri tabii ki temin edebiliyoruz, onu da söyleyeyim arada. Bu eğri boyun kamış normalde rod holder'da tekne üzerinde mücadele ederken çok büyük rahatlık sağlıyor. Fakat bazen belimize, yani kendimize almamız gerekiyor mücadele sırasında. O yüzden de her kemer buna adapte olmuyor. Yani olmayan şekli göstereyim. Böyle aldığım zaman bunu takamam, bir kol çok ileride kalır. Yani o pompa işlemini yapamam. Kamışa esneklik veremem. O yüzden kemer tamamen dezavantaj oluyor o tip kemerlerde. Ama bunu da en alta koyduğum zaman gördüğünüz gibi bu bana yaklaştı. Çok rahat bir şekilde bunu böyle taktım. Gene bıraktığım zaman sanki benden bir parçaymış gibi benimle bütünleşerek bana gene aynı şeyi, pompalama dediğimiz işlevi bize çok rahat bir şekilde sunuyor. Evet, bunda da gene gösterelim. Balıkla mücadele sırasında nasıl bir şekil alıyor onu da görelim. Şu an tabi balık olmadığı için kendimiz manuel olarak yapıyoruz. Balık vurdu diyelim. Gene bakın aynı şekilde. Eğri boyun kamışta da hiçbir şekilde zorlanmadan ben bu hareketi yapabiliyorum ve başta söylediğim gibi şöyle tutunup kendimi dinlendirebiliyorum kalama ayarımı yaptığımda. İstersem varsa makinenizdeki özellik çift vites yapıp çok rahat bir şekilde hiç pompalama bile yapmadan tıkır tıkır sarabiliyorum, dinlenebiliyorum. Gene dediğim gibi 100-150 kilo bir Orkinus kılıç, artık ne rast gelmişse, onu ben tek başıma çok rahat bir şekilde alabiliyorum. Gene şöyle çıkartıyoruz. Çok basit, pratik. Bu kadar basit ürünü. Burada da göreceksiniz. 2, 4, 5 farklı renk seçeneği var. Bu dilerseniz istek üzerine tabii bu yapılıyor. Kendi fabrikasında yapılıyor. Siz özel bir kaplama isterseniz, üzerine karbondu veya bir desen kaplamasıydı yaptırmak isterseniz, bunu belli bir fiyat ücret farkı alınarak yapılabiliyor size özel olarak. Ürün zaten geldiği zaman size şu tip bir taşıma çantasıyla geliyor. Kendi içerisinde çıkıyor. Çok pratik. Zaten hafifliğini söylemeye gerek yok. Yani tam kilo olarak bilmiyorum ama çok basit yani. Çok hafif bir şey. Bunu böyle sırtınıza alıp okul çantası gibi çok basit bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Ürün kısaca böyle. Dediğim, başta da söylediğim gibi Türkiye distribütörü Hedef Balık. Bizimle toptan için ve perakende için iletişime geçebilirsiniz. İnternet sayfamızda numaralarımız ve mail adreslerimiz mevcut. Ben Çağatay Tekbıyık. Önümüzdeki günlerde yeni videolarla karşınızda olacağım. Hepinize rast gelsin. Teşekkürler.